Merhaba, bu sunumda size gümüşçünler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Gördüğünüz sol tarafta yukarıda dikkatinizi çekerse iki tane uzun antenini görüyorsunuz. Burada sağda üç tane sağ tarafta, üç tane de sol tarafta olmak üzere bacaklar ve yine vücudun arkasında ince uzun uzuntulara sahipler. Bu hayvanların böyle uzun uzantılara sahip olması sebebiyle zehirli olarak da nitelendirilirler ama böyle bir özellikleri yoktur. Gümüşçünler balık pul renklerine benzeyen parlak renklerde oldukları için belirgin şekilde ayırt edilebilen canlılardır. Halk arasında nem böcekleri, gümüşçük, gümüşçül gibi de isimlendirilebilirler. İngilizcesi silverfish olarak bilinmektedir. Hayvanlar alemi içerisinde böcekler sınıfı içerisinde yer alırlar. Sağ tarafta aşağıda gördüğünüz Lepisma saccharina türü en yaygın görülen gümüşçün türü olarak bilinmektedir. Lepisma en iyi bilinen cinslerden bir tanesidir. Bu hayvanlar ametabol başkalaşım gösterirler. Yani tam bir başkalaşım göstermezler. Bu ne demek? Yumurtadan çıkan bir birey, şurada gördüğünüz küçük genç bireyler, ergini andırırlar. Neredeyse birebir benzerler. Sadece bazı karakteristik özellikleri yoktur. İşte eşeysel olgunluğa ulaşmamışlardır. Veya bir takım ufak vücutlarındaki çıkıntılarla ilgili eksiklikler vardır. Ama bunun dışında genel olarak 4 defa deri değiştirerek ergin hale gelirler. Genç bireylerdir. Gümüş renginde gri tonlarda bir böcektir. Erginlerinin vücut uzunluğu 1-2 santimetreye kadar uzanabilmektedir. Kanatları yoktur. Uçamazlar. Genellikle geceleri aktif canlılardır. Burada gördüğünüz yumurtadan başlayıp ergin oluşuncaya kadar geçen süre yaklaşık 2 ila 4 aydır. Ortamın sıcaklığı, nemi gibi faktörler bunu etkiler. Yaşam süreleri de ortalama 2-3 yıl olarak bilinmektedir. Bu hayvanlar normal koşullarda insanlara bir zararı olan canlılar değildirler. Kan emmezler, herhangi bir hastalık taşımazlar. Sadece nemli ve küflü ortamlarda bulunduklarında belki mikroorganizmaların taşınmasını aracılık alabilirler ama belirgin bir kanıt bulunmamaktadır. Aç kaldıklarında ölü bireyleri yiyebilirler. Kanibalizm dediğimiz, yamyamlık dediğimiz olayı da görebilirsiniz. Arkadaşlar, bu hayvanlar günde ortalama 1 ila 3 yumurta bırakır. Ömürleri boyunca 100'e kadar yumurta yakalayabilirler. 100 kadar yumurta bırakabilirler. Genellikle yumurtalarını nesnelerin altına, süpürgeliklere ve yarıklara bırakırlar. Yumurtalar 20 ila 30 gün içerisinde açılır uygun sıcaklık ve nemde. Sıcaklık düşükse bu süre uzayabilir. Diğer böceklerin aksine gümüşçünler yıl boyunca genel olarak yumurtlayabilirler. Serin yerleri severler. 20-22 santigrat derece sıcaklık, %70-75 nem olan ortamları isterler. Bodrum katları, tavan araları, mutfaklar, lavabolar, küvetler, kitaplıklar, kütüphaneler, dolap rafları, süpürgeliklerin arkasındaki boşluklar, duvar çatlakları gibi alanları tercih ederler. Sağ tarafta ortada gördüğünüz bir kağıt veya işte biraz altında hemen bir duvar kağıdı görüyorsunuz. Bu kağıtlar üzerindeki küçük düzensiz şekilli delikler bulmak gümüşçün olduğunun göstergesidir. Sağ tarafta yukarıda gördüğünüz fotoğrafta fotoğraf üzerinde beyaz küçük lekeler oluşmuş. Yine fotoğrafın üzerindeki bu organik maddeleri severler. Bu hayvanlar karbonhidratça zengin gıdaları tercih ederler. Nişastaca zengin, karbonhidratça zengin gıdaları severler. Özellikle kartonlar, kağıtlar, koliler, bunların üzerindeki yapıştırıcılar, tutkalları çok severler. Kitapların ve eski gazetelerin arasındaki yerlerde gizlenmeyi severler. Bitki döküntüleri arasında gizlenmeyi severler. Genellikle karanlık, nemli ve serin yerleri severler. Tekrar söylüyorum, gececi hayvanlardır. Gündüzleri pek ortalıkta göremezsiniz. Peki bu hayvanlarla nasıl mücadele edilir? Öncelikle birçok böceğin ve zararlının mücadelesinde olduğu gibi ortamın nemini azaltmak lazım. Ortamda rahatlıkla gelişebilirler bir bina içerisinde ama nem çok önemli bir faktör. Nemi azaltacaksınız. Açıkta bırakmamak gerekiyor. İşte mutfakta düzenli süpürgeyle temizlik yapmak gerekiyor. Gıdaları ortada bırakırsanız bunlar gelip bunlardan beslenebiliyorlar. Açık tesisat kanalları, döşeme boşlukları gibi yerler varsa buraları da silikonla kapatmanız gerekiyor. Bodrum katı ve sığınak gibi ortamlarda yine nem oranını azaltmak gerekiyor. Havalandırmak gerekiyor. Ortamları kurutmak gerekiyor. Fırın ve buzdolabı gibi cihazların tabanının ve süpürgeliklerin düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Yine etrafta sızdıran su boruları varsa, musluklar varsa, klimalar varsa bunları onarmak gerekiyor.
Eğer çimleri düzgün biçerseniz, bahçenizi aşırı sulamazsanız, kurumuş bitki, odun ve yaprak atıklarını düzenli temizlerseniz gümüşçünlerin o ortamda olması imkanı azalır. Mümkün olduğu kadar eski gazeteleri, eski kartonları, eski kolileri işte kömürlük gibi böyle ardiye ortamlarda tutarak uzun süre bekletiriz. Bunları yapmamak lazım. İşiniz bittiyse bunları uzaklaştırmak, atmak gerekiyor. Hava çok sıcak olduğunda ve kuru olduğunda bunlar nemi sevdikleri için binanın iç kısımlarına serin ve daha nemli yerlere girmeye çalışabilirler. Bazen genellikle 3-5 birey görebilirsiniz ama bazen yüzlerce birey de aynı anda bir konutun içerisine girebilir. Konutların içerisindeki nemli serin yerlerde çok sayıda bireyi görebilirsiniz. Genellikle kitaplıklar, işte gazete kağıtları, yapraklar, bitki kalıntıları, olgun meyveler, kereste ve tuğla enkazları gibi yerlerde görebilirsiniz. Bahçenizi düzenli temizliyorsanız, süpürüyorsanız, kömürlüğünüzü düzenli temizliyorsanız, bina bodrumunuzu düzenli temizleyip süpürüyorsanız bu canlıların ortamda gelişme imkanı neredeyse sıfırdır. Çünkü organik madde varsa beslenirler, nem yüksekse durmak isterler, serinse yaşamak isterler. Bunlara dikkat edeceğiz. Nemi azaltacaksınız, ortamı süpüreceksiniz, temizleyeceksiniz, açıkta gıda bırakmayacaksınız. Bunların yanında eğer ola ki ihtiyaçsa ilaçlama da yapabilirsiniz. Hamam böceği, karınca gibi haşerelerin, zararların mücadelesinde kullanılan her ilaç gümüşçünlere karşı etkilidir. Biz bunlara rezidüel insektisit deriz. Marketlerden rahatlıkla alabilirsiniz böcek ilacı diye aldığınızda. Bu türdeki canlıları gördüğünüz ortamlara sıkabilirsiniz, püskürtebilirsiniz. Gümüşçünler hassas organizmalar oldukları için ölürler ama öncelikle fiziksel tedbirleri alarak zaten bunlardan kurtulabilirsiniz. İhtiyaçsa ilaçlama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gümüşçün olabilecek noktalarda pencere kenarlarına, kapı kenarlarına, yan duvarlara, zemine ilaçlama yapılabilir. Süpürgeliklere, duvardaki çatlaklara ve yarıklara püskürtme yapabilirsiniz. İhtiyaç olursa ilaçlama etkili olur. Ancak tekrar söylüyorum, bu uygulamaların olmasına gerek kalmadan nemi azaltarak, sıcaklığı onların yaşamayacağı hale getirebilerek, süpürerek, temizleyerek gümüşçünlerden kurtulmak çok kolay. Gördüğünüz üzere çok basit canlılar. Bu hayvanlarla ilgili çeşitli senaryolar var. İşte bu ayakkabıya girerse ayağınızı felç eder, zarar verir gibi şeyler duyabiliyorsunuz. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Tabii alerjikse bünyeniz bazı şeylere basit alerjik reaksiyonlar gösterebilirsiniz ama bunlar zehirsiz hayvanlardır, zararsızdırlar. Dediğim gibi temel temizlik prensiplerine uyarak bu canlılardan kurtulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi günler dilerim.